Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Beni Nadir sürgününden sonra işler artık çok değişti. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu Beni Nadirlerin canlarını bağışladığında aslında bunların sorunlarının devam edeceklerini sanki biliyordu. O yüzden yani mecbur, yani çok tırnak içinde tabirle real politik gereği mecburen canlarını bağışlamak durumunda kaldı. Bunlar gitti Hayber'e yerleştiler ama fitneyi sürdürmeye devam ettiler. Her türlü desisenin, her türlü rezilliğin, entrikanın içerisinde bu Beni Nadir Yahudilerinin tamamı tabii ki Hayber'e yerleşmemişti. Kuzey kabilelerine yönelenler, yani Suriye bölgesine gidenler de olmuştu, Kudüs tarafına. Ama Hayber'e yerleşenler içerisinde böyle Medine aleyhinde propaganda yapan, işte entrika peşinde koşan kişiler bir sorun çıkartacağı belliydi ki Allah Resulü'nün bizim orada onları infaz etmiş olma ısrarından anlamamız bunu mümkün. Fakat Abdullah bin Übey bin Selül araya girdi, devreye girdi ve bazı işte tehditleri oldu. Hatta yani Beni Nadir'in kuşatılmasına bile karşı çıkan, yani o sadece bundan dolayı bile intikam alacağını, efendim bunun hesabını soracağını söyleyen, işte dışarıdan destek vereceğini açıkça söyleyen sözleri olmuştu. Dolayısıyla o günkü şartlar infaz edilmeye çok uygun değildi. Politik atmosfer günden güne değişir. Hava durumu gibidir neredeyse. Yani ne demek hava durumu? Şuna benzer. Şimdi biz bir kış ayındayız. Hava serin ama bazen bakıyorsunuz mesela İstanbul'da bir anda 17-18 dereceye, 20-22-23 dereceye kadar çıktığı oluyor hava. Bir anda 7-8 dereceye de düştüğü oluyor. Yani havanın bir anda 23 dereceye çıkmış olması bizim bir kış mevsiminde olmamıza engel değil. Yani buna mani bir durum yok. Aynı şekilde yazın da böyle bazen serin hava olur, nadir de olsa falan. Yani şimdi genel bir havanın genel bir durumu vardır. İçinde bulunmuş olduğu mevsime bağlı olarak belli bir durumu vardır. Bir de ayrıca bu havanın günden güne değişen bazı meteorolojik iniş çıkışları vardır. Politik gündemler de böyledir. Yani senin tamamıyla lehine olan genel hava senin lehine olmasına rağmen bazı zamanlarda bazı krizlerden dolayı taviz vermen gerekecek düşüşler, bazı böyle inişler yaşayabilirsin. Onun için de hızlı karar alabilmek burada çok mühimdir. Yani orada evet, Beni Nadir sürgününde atmosfer bizim lehimize esiyor. Bizim tarafımızda çoğu kazanımlar bizim yanımızda. Ama orada ani bir hava değişikliği Müslümanlara zarar verebilirdi. Tehlikeli sonuçlara sebebiyet verebilirdi. Ne demek bu? Şu demek: Medine'nin içerisindeki bir iç kargaşaya sebebiyet verir. Bu huzursuzluk ister istemez kabileler arası o geçmişten gelen sorunları yeniden ortaya çıkartabilir. Birbirine düşürebilir. Evs Hazreç gibi bir çatışma yeniden doğabilir. Bunlar hani böyle sosyal hadiseler çok kolay öngörülemez. Doğal felaketlerden çok daha hatta öngörülmezdir. Sosyal felaketler. Bazen böyle bir dip dalga olur. Gözlemleyemezsin. Orada gözetleyemezsin. Ama sonradan çok basit bir hamle, bir damla, son damla o dip dalgayı taşırır ve çok büyük bir çatışmaya zemin olabilir. Onun için de Beni Nadir bir geçiş çözüm olarak, zaten Müslümanların da acil ihtiyaçlarını, o anki ihtiyaçlarını, politik ihtiyaçlarını karşılıyordu. Karşıladı da. Bunlar Hayber'e gittiler. Hayber Yahudileriyle de ittifak halinde, yani müttefik bir vaziyette. Onları da kendi davalarına, yani neticede Hayber bunlardan oluşmuyordu, onu demek istiyorum yani. Kitapta zaten göreceksiniz, okuyacaksınız o bölümü. Ama Hayber'in yerlilerini de kendi davalarına alet ederek bunlar Arap Yarımadası'nın dört bir tarafına elçiler gönderdiler. Zaten Kureyş'le kronikleşmiş böyle bir çatışma var Medine ile Mekke arasında. Kureyş'i ikna etmek çok zor olmasa gerektir. Burada hani bir önceki derste miydi, bir ondan öncekinde mi söylemiştim, tam hatırlamıyorum. Ama şunu söyleyeyim. Yani Uhud Savaşı'ndan sonra, yani Uhud Savaşı'na sebep olan şey böyle hani dini saiklerle hani bizim ezeli düşmanımız filan. Sadece hatta Bedir'in intikamı bile değil. Ne demiştik orada, hatırlayın?
Ya Medine'de İslam devleti var olduğu müddetçe bizim hayatta kalmamız mümkün değil. Yani çok işlevsel böyle. Çok pragmatist bir kalkışma bu. Uhud Savaşı'na gelmelerine sebebi bile yani. Yani yoksa hani bak Uhud Savaşı'nın gerçekleşmesinde etkili olan %70 kervanların huzur içerisinde seyahat edememesi. Yani ekonomik krizin kaynağı olan kervan yolu güzergahının efendim bu güzergahın Muhammed Aleyhisselam'ın emrinde elinde olmaz. Bu %70'i bu. %30'u, 20'si, 30'u işte Bedir'in intikamı diyebilirsin. %10'u da geri kalan sebeplerdir. Yani burada böyle acil olarak bu işin çözülmesi hayatta kalmaları için gerekli olan bir şey yani. Olmazsa olmaz bir şey. Bunun bir şekilde çaresinin bulunması lazım. Aksi takdirde bu kervan güzergahı, emniyeti sağlanmazsa, Mekke'ye mal giriş çıkışı eğer yeterli seviyede sağlanamazsa, burada büyük bir ekonomik kriz olur, devalüasyon olur. Zaten Mekke'nin üretimi yok, ürettiği bir şey yok. Sadece Mekke'yi Mekke yapan neydi? Yemen'den Suriye'ye kervanların efendim güvenli bir şekilde seyahat etmesini sağlayan siyasi üstünlük, bir nüfuz. Bu siyasi üstünlükte etkili olan şey de ehlullah olmaları. Dini bir merkezin koruyan, işte oraya hizmet eden, kılan aile olmuş olmaları. Yani din üzerinden oluşturulmuş siyasi bir güç var ve o güç üzerinden de bir güven tesis edilmiş. Kabileler üzerinde nüfuz kurulmuş. Tabii ki böyle tamamen de böyle değil. Neticede bir askeri gücü de var. Zaten askeri güç de o gün büyük ölçüde maddi güce dayanıyor bugünkü gibi. Yani paralı asker çok rahat oluşturabiliyorlar Ahabiş kabilelerinden, Eşcağ'dan, Fezareoğullarından. Yani kuzeyden, güneyden, Yemen'den paralı asker oluşturabiliyorlar. Bu maddi güce nasıl erişiyorlar? İşte bu kervan güzergahını hani İlk dersler tam Mekke döneminden hatırlayacaklardır. Yani Bizans'ta şöyle bir anlaşma yapmıştı Haşim peygamberin dedesi. Yani sen buradan gemiler üzerindeki işte Sasani İmparatorluğu'nun hakimiyeti veya senin zaman zaman onun eline geçmesi, diğerinin el değiştirmesi. Yani bu seferler, deniz seferleri hiçbir zaman sana yeterli seviyede hizmet etmeyecek. Senin mal sevkiyatını sağlamaya yetmeyecek. O zaman çölden yürütülen gemiler gibi düşünün. Yani biz bu malı çöl üzerinden yürütürsek, yönetirsek sen Sasani İmparatorluğu'na mecbur kalmadan okyanus üzerinden karayoluyla malını çekebileceksin. Bunu ben sağlayacağım. Nasıl sağlayacağım? İşte mali olarak belli bir gelir elde edeceğim bundan. O bölge insan üzerindeki din merkezli, yani din merkezinin ehli olmanın da getirmiş olduğu üstünlükle, nüfuzla orada bir güvenli bir yol, emniyetli bir güzergah oluşturacağım demişti. Hatırlarsınız bunu Mekke derslerinde. Şimdi bunu niye biraz fazla üstünde durduğum gibi gelebilir, öyle anlaşılabilir. Neden üstünde duruyorum? Ya Medine'ye hicretle yani can damarını kesiyor peygamber. Ya sen hiçbir şey yapmasan bile yani Bedir, hiçbir şey yapmasan hiçbir şey olmayabilir yani. Yani normalde peygamber onlara ilişmese belki de Mekke'nin çok ilişmeye niyeti yok. Ama İslam daveti diye bir davan var senin. Bir davet, çağrı. Böyle Medine'de oturup da insanların Müslüman olmasını beklersen yok olur gidersin. Öyle bir dünya yok orada yani. Hani böyle çok demokratik, liberal, herkes sözünü söylesin, isteyen istediğini alsın filan. Zaten İslam'ın ortaya çıkışı da böyle olmamış neticede yani nihayetinde. O yüzden de Arap Yarımadası üzerinde eğer İslam'ın hakim olmasını arzuluyorsan o zaman onların üzerindeki Mekke nüfuzunu kırman lazım. Bunu nasıl kıracaksın? Mekke kervanlarına ürküterek, zarar vererek yani Mekke üzerinde hakimiyet kurarak korku imparatorluğunu yıkacaksın Arap Yarımadası üzerindeki. Mekke'nin hakimiyetini, korku yani Mekke'nin nüfuzunu başka türlü yıkamazsın orada. Böyle yıkacaksın. Yani Uhud bile bundan olmuştu. Yani bir şekilde hatırlarsınız iki ders öncesini Dümetül Cendel çok önemli bir gazveydi Dümetül Cendel. Çünkü orada o gazve münasebetiyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunların Irak yoluna da, Irak seyahatlerine de balta vurmuş oldu. Hem de çok büyük bir darbe indirmiş oldu. Zaten Uhud'u tetikleyen şey de bu olmuştu hatırlıyorsanız. Zatürrika'da aynı şekilde orada da
Hicaz, Suriye, Irak, bütün o yolları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam elinde tutuyordu. Şimdi can damarı gibi aynı. Yemen'le istediğin kadar seyahat et. Eğer Yemen'den aldığını Suriye'ye satamazsan, Irak'a satamazsan, yani kuzeyle irtibatın kesilirse bir anlamı olmaz. Ama tabii arkadaşlar, bunu böyle anlatıyorum, aslında bayağı da kolaymış ya bu. Yani hani Suriye yolunu kestiğin zaman Mekke'ye büyük bir ekonomik darbe vuruyorsun. Ne yapıyor Mekke? Mecbur kalırsa savaşa geliyor filan. Tamamen böyle değil. Yani o yolların hakimiyeti sadece Medine'nin elinde değil. Ama burada Medine çok önemli bir stratejik bir tavır sergiliyordu. Sadece Kureyş kervanlarına yönelik bir saldırıda bulunuyor. Eğer sen orayı bu sefer eşkıyalığa döndürürsün işi. Eşkıyalığa döndürürsen toplanır boğarlar seni. Buna gerek yok. Senin derdin Kureyş'le, eğer Kureyş'le ise Kureyş'in kervanlarını ürkütürsün. Onları kontrol altına almaya çalışırsın. Efendim onları püskürtürsün. Budur. Bu önemli bir şeydir yani. Yani o yolların hakimiyeti sadece Müslümanlarda değil. Hayber'deki şu 6 isim zikredilir. Sallam bin Ebul Hakik, ondan sonra Hüyey bin Ahtab en meşhuru zaten. Bunlardan biri. Rebi'a bin Ebul Hakik, bu da onun kardeşi. Çoğunlukta bunların ismi geçiyor. Bunlar çeşitli bölgelere dağılarak çok önemli, büyük bir harekat için anlaşmalar imzaladılar. Kureyş'e gittiler. Kureyş'i ikna etmek zor değil, başta da söyledim. Ama Gatafanoğulları, bu Gatafanlılar niye kalksın gelsinler? En büyük askeri müfreze bunlar da. Yani sayısal olarak ordunun büyük bir kısmını bunlar oluşturacaklar. Bu Gatafanları ikna etmen lazım. Bunlar Hayber gibi mahsulü çok iyi, efendim arazisi çok verimli olan bir yerin bir yıllık hurma rekoltesinin bir yıllığını Gatafanlara tahsis ettiler. Bir yıllık gelirini. Bu arada ganimet paylaşımı baştan pazarlık edildi mi? Bununla ilgili elimizde bilgi yok. Yani ayrıca ganimetten elde edecekleri şeyin haricinde bu baştan almış oldukları hasılata olabilir. Bu da mümkündür yani. Fezareliler aynı şekilde, Beni Eşca, bunlar da dahil oldular. Kuzeyden Gatafanlılar, Fezareoğulları, Esedoğulları, doğudan Beni Süleym, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam oraya bir harekat düzenlemişti. İşte onlar saldırıya geçtiler. Güneydense Kureyş ve Kinane kabileleri, Beni Sakif harekete geçmişti. Beni Sakif tamamıyla değil, belli başlı kollarıyla saldırmıştı. Şimdi bu saldıran kabilelerin tamamında ortak bir şey görüyoruz. Hepsinin bir kuyruk acısı var. Gatafanlılar hariç. Gatafanlı, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, gördük bir önceki derste. Birkaç sürtüşme oldu, o kadar. Onun dışındakilerin tamamında Medine'ye karşı bir saldırı planlarken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunları cürm-ü meşhut ile basmış ve cezalandırmış. O ceza bir kuyruk acısı bırakmış onlarda. Buna benzer hadiselerin tamamında, yani aşağı yukarı hepsinde böyle bir hadise yaşandığı biliniyor. Hani korkunun belli dozları vardır, boyutları vardır. Kişisel, fertte bile böyledir yani. Hani bir kişide böyle olduğu gibi ve toplumda da öyledir. Bir yere kadar korku sindirir ama korku bütün duyguları istila ettiğinde, yani hiçbir ümide yer vermeyecek kadar insanın aklına, davranışlarına hakim olduğunda müthiş bir saldırganlık meydana getirir. Yani korkunun saldırganlığa dönüştüğü bir doz vardır. Bir ton vardır. Yani düşmanında korku oluştururken onu çok iyi ayarlayacaksın. Sindirmeyi istiyorsan, yani onu sindirmesini istiyorsan. Fazla korku yüklersen saldırıya geçer, saldırganla. Korku tehdidi aşmayacak. Tehdit sınırları içerisinde kalacak. Şimdi bunların büyük bir kısmında şöyle bir şey oluşmuştu yani. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öyle bir üzerlerine gidiyor, saldırıyordu ki verdiği darbe, yani oluşturduğu, onlarda oluşturmuş olduğu darbe algıdan çok daha küçük kalıyordu. Yani çekilip geldiğinde üzerlerinde öyle bir etki meydana getiriyordu ki artık şunu anlıyorlardı. Yani karşımızda daha önce hiç görmediğimiz, geleneksel o yaptığımız kabileler arası çatışmaların ötesinde, üstünde inanılmaz bir dahiyane stratejilerle iş yapan, fiili olarak sahada da çok enteresan taktiklerle saldırıp baskınlar düzenleyen bir güçle karşı karşıyayız. Bu korku birleştirdi. Hendek Savaşı var ya, işte Ahzab diye de zikrediliyor. Kur'an-ı Kerim Ahzab der.
Ahzab suresinde zaten ismini de buradan alır. Bu arada savaş hazırlıkları, tabii biz şimdi olayı bilmişiz, bitmiş yani, hani biliyoruz hadiseyi. Ama böyle yani manşetlerle savaş hazırlığı yapmıyor bunlar. Görüşmeler son derece gizli gerçekleşiyor. İttifaklar öyle kuruluyor. Ve çok sinsi, çok haince bir plan tasarlanıyor. Nasıl? Şöyle. Dümetül Cendel reisi, daha önce bir kuyruk acısı da vardı, anlatmıştık. O bölgenin, özellikle Dümetül Cendel tarafının hakimi Ükeydir bin Abdülmelik, Medine'ye gelen Müslümanlara ait tahıl kervanlarını talan ediyor. Bunlara saldırıyor. Enteresan bir şekilde herhangi bir esir de almıyor. Bir şey de yapmıyor yani. Sadece Irak ve Suriye ve Irak'tan Medine'ye gelen hububat yüklü kervanları geçtiği yolu kesti ve onlara saldırdı. Tabii bu haberi alır almaz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hızlı bir şekilde çok acil bir orduyla, yani 300 kişilik bir müfrezeyle Dümetül Cendel'e doğru yola çıktı. Daha önce hiç yapmadığı şekliyle yapmadığı bir şey yaptı ve hızlı bir şekilde geri döndü. Neden? Çünkü bir anda Allah Resulü'nün bu Hakim bin Ükeydir'in planının büyük hendek, yani işte ahzap planının bir tetikleyici başlangıç noktası olduğunu keşfetti. Yani aslında büyük bir planın bir parçasıymış bu. Allah Resulü'nü Medine'nin dışına çekecekler, Dümetül Cendel'e doğru çekecekler ve Medine'nin etrafından, her tarafından ani bir saldırıyla Medine işgal edilip yağmalanacak. Bazı rivayetler Huzalıların bu haberi, hatta 10 günde gelinecek yolu 4 günde haberciler göndererek, atlılarla Allah Resulü'ne ulaştırdıklarını ve çok kritik bir şekilde onu geri döndürdüklerini yazar. Huzalıların yetişmesi sayesinde olmuştur bu. Bazı rivayetlerde Muhammed Hamidullah Hoca üstadımız bunu şimdi söyleyeceğimi tercih ediyor. Dümetül Cendel'e doğru giderken Fezareoğullarının bulunmuş olduğu, onların o kabilenin yoğun olduğu bölgelerde, kabilelerden bazı klanlardan birilerinin işte konuşmalarını istihbarat alarak, yani onların bir hazırlık içerisinde olduklarını ve bu hazırlığın da sadece böyle kuzey kabileleri, Gatafan'dan filan sınırlı kalmadığını, yani aslında Medine'nin çok büyük bir kumpasın içerisinde olduğunu Resulullah orada yolda anlıyor. Ve hiç beklemeden, hatta gece konaklama bile yapmadan hızlı bir şekilde Medine'ye dönüyor Allah Resulü. Döner dönmez de hemen savaş konseyini topluyor ve istişareler yapılıyor. Uhud'un da tecrübesi, Uhud'dan da işte malum hadiselerin yaşanmış olmasının da etkisiyle şehir savunmasına kesin olarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kararını veriyor. Bu arada istişarede bir karar daha çıkıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine'nin kuzey kısımlarında ki savunma hatlarının zayıf olduğunu fark edince bir çare ve çözüm olarak ortaya atılan hendek kazılması planını teklif ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, yani Selman-ı Farisi'nin teklifini arz ediyor. Sahabe de kabul ediyor ve hendek kazılmasına karar veriliyor. Burada hemen hızlı bir şekilde şunu söyleyeyim. Hendek Savaşı'nda hendeğe mevcut siyer kaynakları olduğundan biraz daha fazla anlam yüklüyorlar. Yani Hendek Savaşı'nın kazanılmasındaki hendeğin rolü inkar edilemez. Ama yani o hendek kararı sonradan alındı. Yani hendek kazılmasa bile zaten savunma hatları kurulmuş Medine'nin girişine. Medine'nin zaten sadece bir tarafından atlılar girebilir. Diğer tarafları işte volkanik kayalardan oluşuyor. Yani normal bir insanın yürümeyle girebilmesine müsait ama ordu halinde girmeye müsait değil. Atlıların yürümesi için uygun değil. Bir tarafında zaten dağ var. Çok rahat bir işte savunma hattı kurabiliyorsun oraya da. Medine'nin sadece bir bölgesinden ancak giriş yapılabilirdi. Arka mahalleleri zaten, arka mahallelerinde Beni Kureyza var. Beni Kureyza ve Beni Nadir mahalleleri birbirlerine yakın. Sadece Beni Kaynuka ayrıydı. Bunu daha önce söylemiştik hatırlıyorsanız. Zaten bunların ikisi müttefiktiler. Beni Kaynuka, Beni Nadir'la Beni Kureyza. Bunların mahalleleri zaten şehrin güneyinde kalıyorlardı. Dolayısıyla oradan herhangi bir saldırı da çok makul değil. Mümkün ama çok mantıklı değil, makul değil. Böyle hendek kazılmasaydı müşrikler Medine'yi işgal ederdi gibi bir durum var mı? Yok tabii ki.
Ama Hendek hem psikolojik olarak çökertti, alev ateş bir savaşın vaki olmasına mani oldu. Yoksa mahallelere kadar çok iyi bir savunma hattı kurulmuştu. Burada çok önemli bir şey daha oldu. Uhud savaşından önce, yani Uhud'a gelirken Medine'nin güney tarafında, yani Kureyş'in gelmiş olduğu yol güzergahında Medine'ye ait tarlalar, otlar, ekinler henüz biçilmemişti. Dolayısıyla Kureyş'in ordusunun hayvanları buradan beslendiler. Hem yediler, beslendiler. Hem de işte büyük bir kısmını da ateşe verdiler. İki şey olmuş oldu burada. Hem ordunun gıda ihtiyacını, istihkamı sağlandı. Hem de oraları ateşe vererek büyük bir tahrik oluşturma, tahrike sebebiyet verdi. Bir tahrike, tedhişe sebebiyet verdi. Bu da böyle oturup makul karar almayı engelledi. Yani yoksa Uhud Savaşı'ndan önce de şehir savunmasına karar verilebilirdi. Ama gelmiş, ekinlerini yakmış yıkmış, onun da tahrik edici bir unsur olduğunu kabul etmek lazım. Yani hani şehir savunmaktansa saldırmanın daha doğru olacağını. Bu defa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yani o kadar büyük bir cendereden geçiyordu ki Müslümanlar. Hendek öyle kritik bir savaş ki. İslam tarihinin en böyle kritik döndüğü yer. Ama ne anlamda? Şimdi diyeceksin ki ya sen de her hadisede aynı şeyi söylüyorsun. İslam tarihinin döndüğü yer. İslam davasının Arap Yarımadası'nın tamamı üzerinde pasif bir hakimiyet kurduğunun tescillendiği yerdir Hendek. Sen böyle 12 bin, 13 bin kişilik için içine katafan, teraze, iti kopu, Akif'in Çanakkale şiirinde dediği gibi herkesin toplanıp gelmiş olduğu bir yerde karşılık alamıyorsan zaten kaybetmişsindir. Müthiş derecede ters bir etkiye sebebiyet verdi. Böyle bir orduyla vuruyorsan alacaksın, alamıyorsan kaybedersin yani. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ekinleri toplattırmıştı. Onlar çok böyle yani aynı plan üzerine gelmişlerdi. Yani hani neticede yiyecek, içecek, savaş için belli bir süre kendilerini ve hayvanlarına bakacak bir şeye ihtiyaçları var. Gıdaya ihtiyaçları var. Bu gıda teminatı esnasında Uhud'dakine benzer Medine çevresinden hayvanların besleneceklerini de hesaba katarak gelmişler. Bunu buraya not olarak bırakıyorum. Dağılıp gitmelerinde etkili olacak bir şeydir bu. Neden? Bu Hizb'in bütün grupların dağılıp gitmesindeki en önemli sebep gıda yetersizliği olmuştur. Bu kadar harekatın uzayacağını planlamıyorlardı. Hendek'ten haberleri var mıydı? Vardı. Ama böylesine bir Hendek onlar da tasavvur etmiyorlardı. Bu da öyle mesela. Geldiklerinde Hendek'e şaşırdılar diyor. Ya Hendek duymamış olabilirler mi? Ama böylesine muazzam bir plan, bu kadar kritik ve stratejik bölgelere kazılmış olması, derinliği, yani atlının geçmesinin mümkün olmayacak kadar aynı zamanda korunaklı olması, yani Hendek'in toprağını bu tarafa atıyorsun ya, aynı zamanda bir mevzi oluşuyor. Toprak nereye gidiyor? Bir harfiyat çıkıyor oradan. Bunlar planları alt üst eden önemli unsurlardan biridir. Burada Hayber'den gelen 200 develik kervan, gıda, tahıl kervanı Kureyş'in ve Katafan'ın, yani ordunun eline geçmeden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın çok az sayıda askerinin müdahalesiyle Medine'ye çekildi. İşte en büyük darbeyi bu vurdu. Ne dedim? Hendek Savaşı'nın Müslümanlar lehine dönmesindeki en etkili şeylerden bir tanesi gıda yetersizliği olmuştur müşrikler için. Onun sebebi de işte bir sebebi de bu istihkamın yeterli olmaması. Hendek 5,5 kilometre uzunluğunda, şu anda Hendek'ten eser yok tabi. Derinliği aşağı yukarı 4,5 metre ve uzunluğu, ki genişliği de 9 metre. Genişlik çok mühim. Yani bir atlının rahat geçemeyeceği ve doldurup üstüne basıp geçmenin de çok mümkün olmayacağı. Hendek'in bazı bölgeleri biraz daha yani 4,5 metrenin altına düşüyordu. Yani 2,5-3 metreye düştüğü yerler de vardı ama ona göre de oradaki işte okçu birlikleri, mızraklı, yani savunma ona göre orada kurulmuştu yani. Sonra Hendek Savaşı başladı. Başladığında ne oldu onu yarın görelim. Yarın inşallah Hendek'i de bitirmiş oluruz. Velhamdülillah.